İkinci dersimizden herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir çocuklar. Bugün sizlerle beraber 5 basamaklı doğal sayıların okunmasını, basamak değerlerinin ve bölüklerinin neler olduğunu işleyeceğiz. Eğer bir önceki videomuzu izlemediysen mutlaka o videomu izlemeni öneriyorum. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Çocuklar biz sizlerle beraber bir önceki dersimizde 4 basamaklı sayıların okunmasını işlemiştik. Bugün de 5 basamaklı sayıların okunmasıyla devam edeceğiz. Eğer dersimizi dikkatli dinlerseniz dersin sondaki soruları kendi başınıza yapabilecek duruma gelirsiniz. Şimdi bizler nasıl okuma yapıyorduk? İlk olarak başlayıp okumaya başlayıp son üç tanesini ayırdığımız yerden bin diyorduk. Çünkü burası birler bölüğüydü. Burada kalan 3 rakam binler bölüğüydü. Bir önceki e, slaytımızda videomuzda anlatmıştık. O zaman başlayalım ilk sayımızla. 35 beş vardı binler bölüğünde. O yüzden biz artık buraya bin diyorduk. Binler bölüğünde otuz bin sekiz şeklinde geliyor. Devam edelim. Binler bölüğünde ne var? 58 var. O zaman hemen bunun bin olduğunu söylüyoruz. Elli bin on devam ettik. Binler bölüğünde 35 var. 35.810. Hadi sıra sende. Harikasın. 57.890. Bin Binler bölüğünde ne var? 80 bin. Birler Binler bölüğünde ne var? Evet 620 2 devam edelim binler bölündeki sayı 67 bin binler bölündeki sayı 263 devam edelim binler bölünde ne var 37 bin 903 süper sıra sende evet 41 bin 36 binler bölünde ne var Evet 48 ne söylüyoruz? 48 bin 386 olduğunu söylüyoruz. Biz artık yeni gelen 5. basamağımızın adının ne olduğunu söyleyeceğiz. Binleri işlemiştik bir önceki dersinizde. Artık yeni gelenin 10 binler basamağı olduğunu söyleyeceğiz. Hadi beraber birlikte tekrar ediyoruz benimle birlikte. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Burayı biliyorduk zaten. İkinci sınıfta ve üçüncü sınıfta öğrenmiştik buraya kadar. Şimdi binler basamağı, on binler basamağı. Hadi bakalım tekrar edelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler basamağı, on binler basamağı. Tekrar edelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. Şimdi sıra sende. Ben sadece çiziyorum. Tekrar et. Süpersin. Gözünü kapat. Bir de öyle tekrar et. Bekliyorum. Evet, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı oldu. Bizim basamaklarımızın ne olduğunu öğrenmemiz soruların çözümünde bize yardımcı olacak çocuklar. Şimdi bize basamaklarıdaki rakamları verilmiş sayıları bulmamızı istiyor. O zaman biz hadi birlikte çizelim. Basamaklarımız neydi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağıydı. Birler basamağının sekiz olduğunu söylemiş. Yüzler basamağının beş olduğunu söylemiş. Binler basamağının iki olduğunu söylemiş. Onlar basamağının dört olduğunu vermiş. On binler basamağımızın yeni öğrendiğimiz basamağımızın üç olduğunu söylemiş. Bize sorularda böyle karışık olarak verebilir. Biz dikkati güçlü çocuklarız. Dikkat ederek burada verilen karışıklığa düşmeyiz değil mi? O zaman sayımızı okuyalım. 32.548 oldu. Şimdi yeni kısmı yeni soruyu ekrana getiriyorum. Lütfen videoyu burada durdur ve kendin çözmeye çalış olur mu? Ben devam ediyorum. Yine basamaklardaki sayıların rakamların ne olduğunu vermiş ve bizden sayıyı bulmamızı istediği bir soruyla karşı karşıyayız. Öncelikle çizgilerini çiziyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Sıradan baktık. Yüzler basamağının 5 olduğunu söylemiş. Binler basamağının 8 olduğunu söylemiş. On binler basamağının 3 olduğunu söylemiş. Aa yanlış yaptık. Birler basamağı 8. Evet yanlış yere koyduk. Birler basamağı 8. Binler basamağı 2. Tuzağa düştüm. Onlar basamağının da 4 olduğunu söylemiş. Yeni sayımızı okuyoruz. 32548. Ekranı durdurduk ve yine kendini çözmeye çalışıyorsun. Evet, ben orada çizgileri çizdim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Binler basamağının altı olduğunu, birler basamağının yedi olduğunu, on binler basamağının üç olduğunu söylemiş ve onlar basamağını iki koymuş. Aa, neyi bilmiyoruz? Yüzler basamağını bilmiyoruz. Yüzler basamağını bilmiyorsak ne yapıyoruz? Tabii ki sıfır yerleştiriyoruz ve sayı okuyoruz. 36 bin 20 7 oldu. Yeni çalışmamız sorumuz geldi. Lütfen videoyu burada durdur ve kendin çözmeye çalış kuzum. Evet, yine çizdik birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Birler basamağının bir olduğunu, binler basamağının sekiz olduğunu, on binler basamağının üç olduğunu ve onlar basamağının altı olduğunu söylemiş. Yine yüzler basamağını vermemiş bize, vermediği yerine yapıyoruz, sıfır yerleştiriyoruz ve sayımızı okuyoruz. Otuz sekiz bin altmış bir şeklinde bu sayfadaki basamakların ne olduğunu verilen sayıya ulaşma çalışmasını bitirdik. Şimdi biz sizlerle beraber ne işlemiştik? Bölükleri işlemiştik. Çünkü artık basamaklarımız çok artmıştı ya. Basamakların daha kolay öğrenilebilmesi için, gruplandırılabilmesi için artık ayırmamız gerektiğini söylemiştik. Ve burada birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağını artık biz basamak olarak yerleştirmiştik. İlk üçün bölüğünün birler bölüğü olduğunu, sonraki gelecek üç basamağında artık binler bölüğü olduğunu söyleyelim. Çünkü zaten dört basamaklı sayıları artık burada binler bölüğüne yerleştirmeyi öğrenmiştik. Artık 5. basamağımıza gelen sayımızda binler bölüğüne gelmiş oluyor. Şimdi sorularla beraber devam edelim. Bakalım sorumuzda bize ne söylemiş? Birler bölüğündeki sayı. Hmm demek ki bizden ne istiyor? Yine bölükleri çizmemiz istiyor. Bölüklerde ne vardı? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bu tarafta binler basamağı ve on binler basamağını öğrenmiştik. Birler bölüğü dediği yer artık burasıydı binler bölü dediği yerde burasıydı. Sonraki gelen 3 rakamdı. Birler bölüğündeki sayı 3 basamaklı, rakamları farklı, en küçük sayı. Hmm. O zaman biz en küçükleri yerleştirmeye başlayalım. Bir yazıyorum çünkü üç basamaklı diyor ve en küçük sayı diyor. Bir yanına sıfırı koyduk. Yanına tekrar neyi koyuyoruz rakamları farklı dediği için? 2. Üç basamaklı rakamları farklı dediği için biz buraya artık en küçüklerden yerleştirdik ve rakamlarını farklı koyduk. Binler bölüğündeki sayı iki basamaklı en büyük sayı diyor. Zaten iki tane çizgimiz vardı. En büyük sayımız 99 olduğu için artık buraya 99'u yerleştirdik. Geçelim diğer sorumuza. Lütfen videoyu durdur, soruyu görünce ve kendin çözmeye çalış. Ne demiş? Birler bölüğündeki sayı. Hmm, yine bölük verdiyse bölükleri gruplandırıyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı vardı. Birler bölüğündeki sayı üç basamaklı rakamları aynı en küçük sayı. O zaman biz en küçük neleri yerleştirebiliyoruz buraya? Bir, bir, birleri yerleştirebiliriz. Gelelim binler bölündeki sayıya. İki basamaklı, zaten iki tane çizgim vardı. İki basamaklı en küçük tek sayı diyor. En küçük sayı dediği için 10 yazarsam olur mu? Olmaz. Çünkü burası çift olur. Sıfır çift bir rakamdı. O zaman iki basamaklı en küçük tek sayı diyorsa yine bir yerleştiriyoruz. Sayımızı okuyalım. 11 bin 100 11 olduğunu söyledik. Doğru yapanlar kendilerini akışlayabilirler. Yanlış yapanlar bu konuların 3. sınıftaki anlatım videolarını bulup kendilerine geliştirebilirler geldik basamak değerine. 4 basamaklı sayıların basamak değerine, 3 basamaklı sayıların, 2 basamaklı sayıların basamak değerlerinin bulunmasını anladıysam şimdi çok kolay olarak 5 basamaklı sayıların basamak değerlerini nasıl bulunduğunu anlayacaksın. Basamak değeri neydi çocuklar? O sayının basamağı ile çarpımıydı. O sayının o basamakta nasıl okunduydu. Öncelikle sayılarımızı okuyarak başlayalım. 77.686 altı 6'nın basamak değerini soruyor. Birler basamağında 6'dan 1 tane varmış. Birler basamağı olduğu için 1 ile çarpımıyla beraber buluyorduk. Direkt 6 diyoruz. Zaten bu sayımız nasıl okunuyordu? 77.686. Zaten direkt bize 6 olarak geldiği için basamak değerinin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. 95.457. Onlar basamağında 5. 5 tane onluk olarak gelmiş. Basamak değeri 50. Zaten biz bunu 50 diye okuyup geçiyorduk. Devam edelim. 84.900 yüz. yüzlüklerden 9 tane olduğu için artık buranın basamak değeri 900 oldu. 958 şeklinde devam ediyoruz. Altmış 8 bin, 8 bin binliklerde 8 tane 60, 8 bin 778 binliklerden 8 tane getirdiği için artık buranın basamak değeri 8 bin olduğunu söylüyoruz. 95 bin 10 binliklerden 9 tane getir 90 bin diyorum bak 90 bin 95 bin çünkü binliklerde 9 tane 10 binlik getirdiği için artık buranın basamak değeri 90 bin oluyor kuzucuklar. 95 bin 455'teki 9'un basamak değeri 90.000. 84.800, 84 bin 800, 800 8 tane yüzük geldiği için buranın basamak değeri 800 oluyor. 84 bin 844'teki sayımızın devam edelim. 45, 1774, 4 birliklerden 4, 4 tane var. Zaten 4 diye okuyorum. Basamak değeri artık 4. 54.458. Onluklarda 5 tane onluk geldiği için artık burası 50 oldu. 84 Bin, 80 bin bakın binler bölüğünde 80 bin 80 bin 4 bin 84 bin 548 80 bin 8 tane 10 binlik geldiği için artık buranın basamak değerinin 80 bin olduğunu söyledik. Şimdi çözümlenmiş halleri verilen sayıları bulmaya çalışacağız. Yine ne yapıyoruz? Her zaman somutlaştırıyoruz. Her zaman çizgilerimizi çekiyoruz çocuklar. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. 50 bin, 10 binden kaç tane var? Burada 5 tane var. 5 tane 10 bin gelmiş. O zaman buraya 5'i koydum. 8 bin, 50 bin yerleştirdik. 8 bin binler bölüğünde artık bunlar binlikleri getiriyorlardı. 600 6 tane yüzlük, 3 tane onluk ve 6'yı yerleştirdik. Yine devam ediyorum. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. 30 bin 3 tane on binlik 10.000, 10 bin, 20 bin, 30 bin. 7.000 bin, yine binlikler bölüğündeyiz. 40 ve 5 yüzlüğünü vermediği için hemen bir sıfırımızı yerleştiriyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. 90.000, bin, 2.000, bin, 92.000 oldu. 800, onlar basamağını vermemiş. Hiç onluklu gelen sayımız yok. 8 bulduk. Yine çiziyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. Üç tane yüzlüğüm var. Dört tane binliğim var. iki tane onluk gelmiş. Dokuz. Bir tane on binlik gelmiş ve sayımız on dört bin. Üç yüz yirmi. Dokuz oldu. Yine çözümlenmiş herhalde. birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. 8 gelmiş. 5 tane yüzlük var. 80 bin 10 bin 10, bin, 10 bin, 10 bin, geldiği için 8 tane 10 bin geldiği için ve 2 tane binlik geldi. Onlar basamağımızda hiç sayı yok. O zaman sıfırı yerleştiriyoruz. 82 bin 500 şekil, 8 şeklinde okuyoruz. Çocuklar bugün biz sizlerle beraber 5 basamaklı sayıların okunmasını basamak değerlerini, bölüklerini ve çözümleme ile alakalı soruları yaptık. Bu dersi çok iyi anladıysan bundan sonra gelen altı basamaklı sayıların okunması basamak değerleri, bölükleri ile alakalı konuyu çok iyi anlayacaksın. Benim sana önerim bir sonraki videoya geçmeden bu videoyu yeniden dinlemen, beğenmen hatta düşüncelerini yorum olarak eklemen. Gün çok güzel olsun. Sevgiyle kal, hoşça kal.